Fethullah Gülen zaten öldü. FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in öldüğüyle ilgili zaman zaman iddialar dolaşıyordu. Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fethullah Gülen'in kanser olduğu yönde iddialar da ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde en net iddia ilahiyatçı Profesör Doktor Cevat Akşit'ten geldi. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Süper Haber'e konuşan Akşit, gizli şeyleri söyletiyorsunuz bana. FETÖ öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda, Yahudi mezarlığında mezarı da dedi. Akşit şu iddialarda bulundu. Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye. Şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polisimiz. Burada papaz var ya bir tane, onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben, New Jersey'de Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı? Özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin, yok oldu gitti. Akşit geçtiğimiz günlerde FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini öne sürmüştü. Gülen zaten kendi kendini öldürmüştü. Fethullah Gülen konuş deniyor, konuşuyor. İtlerin saldırsın deniyor, saldırtıyor. Sus diyorlar, susuyor. Salya sümük zırla diyorlar, zırlıyor. Ruhu satılmış, kalbi ölmüş bir pesbayadan başka bir şey değil. Kalbin ölmesi, ruhu çıkmış bir cesedin görüp işitmesi, düşünüp taşınması mümkün olmadığı gibi, manen ölen bir kalbin de gerçekleri görmemesi, kar ve zarar fark etmemesi, akıbetin düşünmemesi, dinin emir ve yasaklarına kulak vermemesi, bilakis küfrün yanında olması haldir. Mümin bir günah işlediğinde o günahı kalbi üzerinde siyah bir nokta teşkil eder. Şayet tövbe istiğfar eder ve o günahtan arınırsa kalp aynası parlar. Günah arttıkça kararma da artar. Bu durum Allah'ın Kur'an'da hayır, gerçek şu ki onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür. Mütaffifin 83-14 ayette zikrettiği paslanma haldir. İbn-i Mace hadis-i şerif. Gerçi Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Yahudi mezarlığı diyor. Orasını bilemem ama bildiğim cehennemin en alt tabakasında münafıkların olacağıdır. Ölmüş bir kalbin yaşayan cesedine tasmayı takanlar amaçları uğruna fevkalade kullanır. Haçlılar mesela, Vatikan mesela, Amerika, İngiltere mesela, Siyonistler, İsrail mesela. Öldü iddiası doğru olsa bile neler değişir. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki FETÖ terör örgütünün asıl beyin takımı Amerika'da, ülkemizle yurt dışındaki faaliyetleri entegre edenler görevli oldukları yüzlerce ülkeye dağılmış durumdalar. Yani örgütün en az teröristleri. Ülkemizdeki bir diğer terör örgütü PKK da APO İmralı'ya gönderildikten sonra faaliyetlerine liderlik yapan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi terörist kadrosu var ve öldükten sonra bu kadrolardan birinin terör örgütünün başına geçeceği alenen biliniyor. Dünyadaki Batı destekli bütün büyük tüm terör örgütlerinde durum bu şekilde olmuştur. Liderleri ölünce kan kaybettiler bile maşalarını tutanlar tarafından bir şekilde canlı tutulmuştur ve kritik müdahaleler için kullanılmaya devam edilmişlerdir. Kendisine cemaat diyen FETÖ terör örgütünde de bu durum kaçınılmazdır. Fethullah Gülen'den sonra örgüt liderliği için konuşulan isim. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen'den sonra örgütün en etkili isminin İsmail Büyükçelebi olduğu konuşuluyor. Finans kaynakları ve eğitim kurumları ile ilgili tüm kararlarda söz sahibi olan Büyükçelebi'nin Gülen'den sonra örgütün başına geçebileceği belirtildi. FETÖ yapılanmasının en önemli imamlarından biri olan Büyükçelebi'nin siyasiler ile Gülen arasında aracılığı yaptığı ve uzun süredir ABD'de bulunduğu bildirildi. ABD'de açtıkları vakıf ve kurumlarda ülkesindeki akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar, siyaset çevreleri ve iş adamlarıyla irtibat halinde olan terör örgütünün ikinci büyük ismi Büyükçelebi, ihtiyaç duyduğu anlarda bu ilişkilerini devreye sokarak bilgi, haber ve reklam ile parasal kaynak, hukuki imtiyaz elde edebilen bir isim. İsmail Büyükçelebi, Fethullah Gülen'in ilk yıllardan beri adamı, onunla her türlü plan ve projeyi oluşturan akıl takımından, cemaat yapılanmasının en büyük 12 imamından biri. FETÖ'nün üst kadrosunda yer alan İsmail Büyükçelebi için cemaatten yıllar önce ayrılıp iç yüzünü anlatan Nurettin Veren şöyle bir olayını anlatmıştı. Ama bu parlak görüşmelerden sonra, başarılı çalışmalardan sonra Fethullah Hoca benden endişe etti. Benim devlet ricaliyle yakın temasım, her an irtibatta olmam, arkadaşlar arasında haset yarattı. Neden siyasetle Nurettin Bey görüşüyor dediler. Bunu normal karşıladım. Ekip halinde hareket edelim dedim. Şerif Ali Bey'i, Latif Hoca'yı, İsmail Büyükçelebi'yi, Alaaddin Kaya Bey'i alıp Demirel ve Tansu Hanım'la görüştüm. Fotoğrafları da var. Onlara dedim ki yurt dışına gittiğim zaman bu arkadaşlar size gelecek. Bu arada benim ön plana çıkmış olmam Hoca Efendi'yi rahatsız etmişti. Bu isimleri öne çıkarıp beni geriye çekmeyi düşünüyordu. Ben de onu büyük olarak görüyor ve bunu doğal karşılamıştım. Elimle bu isimleri Demirel ve Tansu Hanım'a götürdüm, tanıştırdım. Severek, inanarak götürdüm. Ama anladım ki bunlar önceden planlanmış.
benim bu kadar ön plana çıkıp kendisinin yerine geçeceğim ya da bu işi berbat edeceğimi düşündü. Bu yüzden Gülen beni uzaklaştırmayı planlamış. Örgütün üst düzey isimlerinden Ekrem Dumanlı da daha 2014-2017 yılında kendi YouTube hesabında İsmail Büyükçelebi ile röportaj yapmış ve övmekle bitirememiş. Örgütün diğer üst düzey isimleri de sosyal medyada aynı şekilde parlatma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Endaze Fıkıh Dersleri isimli YouTube kanalında da örgüte Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyor, sohbet adı altında talimatları iletiyor ve Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur kitaplarını okuyarak kendilerini dünyaya nur cemaati gibi gösterme çalışmalarını halen düzenli videolarıyla yüzsüz bir şekilde devam ediyor. Fethullah Gülen'in ölünce ne olacağı sorusuna verdiği cevabı. Nurettin Veren, Mehmet Gündem'in 2005'te yaptığı röportajda Gülen'e sorduğu Gülen ölürse ne olur sorusuna Gülen'in kendi verdiği cevap. Gülen şu espriyle cevap vereyim diyor. Zannediyorum aleyhte olanlar bu meselenin böyle zavallı Fethullah Hoca'ya bağlı olduğunu farkında değiller. Çok fazla inanmıyorlar. Eğer katiyen inansalardı hareket dağılır, bu meseleyi çoktan çözerlerdi. Türkiye'de bu ölçüde zavallı kimseleri devirmek çok kolay. Bir çarpıp götürmeleri mümkün. Türkiye'de en ucuz şey insan. Pek çok insanın kanına girilmiştir. Dünya kadar faili meçhul cinayetler işlenmiştir. Siz de on binlerden biri olurdunuz. Hatta bazıları kadar bile ses yükselmezdi arkanızdan. Yani kendisinin cemaati nasıl gizli bir metotla yönettiğinin farkına varan olmadığını açıkça ifade ediyor. İşte bu metotları en iyi bilebilecek isim İsmail Büyükçelebi. Ekrem Dumanlı'nın YouTube kanalında yaptığı 20 Haziran 2017'deki röportajda Büyükçelebi şunları aktarıyor. 50 seneyi aşmıştır hocamıza beraberliğimiz. Takdir ilahi ben Bursa'da ve Ankara'da bulunduğum yılların haricindeki bunlar toplam 5 senedir onun haricindeki tüm hayatım Hoca Efendi'yle aynı şehirde geçti. Ha evimiz barkımız var. 24 saat Hoca Efendi'yle birlikte değiliz ama bir ayağımız devamlı hocamızın yanında oldu. Bilhassa burada, Amerika, 7 sene oturduğumuz şehirde hocamızın kaldığı yere 20 dakika mesafedeydi. Her günümüz orada, yani neredeyse 24 saatin en az yarısı hocamızla beraber geçmiş elhamdülillah. Kalabalıkken beraber olmuşuz, 3 kişi beraber olmuşuz, tek kişi beraber olmuşuz. Hani herkesin içinde söyleyemeyebilir de sana tek başına kalınca bir sırrını söyleyebilir. Özellikle son birkaç senede bu ismin örgütün kendi içlerine paratıldığı görülüyor. Rahip Andre Brunson ve Fethullah Gülen denklemi. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bizzat istediği ABD'li Rahip Brunson ev hapsine alındı. Erdoğan, ABD'nin Papaz Brunson'u istendiğini belirtmiş, sizde bir papaz Fethullah Gülen var, bizde de. Ver papazı, al diğer papazı dedim açıklamasında bulunmuştu. Brunson'un ev hapsine alınması akıllara Rahip Brunson Fethullah Gülen'le mi takas edilecek sorusunu akıllara getirdi. Daha önce de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle İzmir'de yargılanmasına devam edilen Rahip Andre Brunson'un davasını takip eden New York Hristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin'in The Christian Post'un internet sayfasına yayımlanan makalesinde kamuoyuna Brunson ile Fethullah Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunmuştu. Söz konusu makalede özetle Rahip Andre Brunson'un Türk hükümeti tarafından ABD Pensilvanya'da ikamet etmekte olan ve Fethullah Gülen ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlandığı, Gülen hareketinin ABD tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK ve onu Suriye'nin uzantısı YPG ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Marksist ideolojiye sahip bu iki örgütün Gülen hareketiyle birlikte adam kaçırma, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına bulaştığını aktaran William Devlin, olayın ilginç yanının ise Gülen hareketinin ABD'deki 26 farklı eyalette 140 charter okulunu işletebilmesi olduğunu söylemişti. ABD hükümetine niçin uluslararası bir teröriste kaynak sağladığı sorulmalıdır. ABD medyasınca Gülen hareketi İslam ideolojisi ve charter okullarının araştırılmasında tüm bunların sahte bir bayrak faaliyeti olduğunu sonucuna varlığını hatırlatan Devlin, kamuoyunun ABD hükümetine niçin bu terörist ve uluslararası suçluya sığınak sağlamanın yanında ona ait charter okullarına 800 milyon dolar civarında kaynak sağlanıyor sorusunu sorması gerektiğini vurgulamıştı. Rahip Brunson da Fethullah Gülen de aynı misyona hizmet ediyor. Birisi hoca kılığında, birisi rahip kılığında. O nedenle yapının büyüklüğü küçüklüğünden çok isimlerin anlatacaklarının aynı misyonu deşifre edebilecekleri korkusu. Başkan Yardımcısı Mike Pence'den skandal bir açıklama. Türkiye'de tutuklu yargılanan Rahip Andre Brunson'un serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyada ABD'li Rahip Andre Brunson hakkında bir açıklama yaptı. Trump, ABD Türkiye'ye Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak ifadesini kullanabilecek kadar büyük bir ajan olduğunu gözler önünde. ABD heyeti Türkiye'ye gelmişti. ABD'li heyet terörist başı Fethullah Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Tillerson, Dışişleri Bakanlığı döneminde üzerinde mutabık kalınan ve ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun
hatta olur verdiği Türkiye ile ABD arasındaki adil ve hukuki konulara ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısında ana gündem maddeler arasında ABD'de ikamet eden terörist başı Fethullah Gülen ve diğer hain isimlerin iadesi olmuştu. ABD heyeti FETÖ kozuna karşılık Trump'ın bizzat serbest kalmasını istediği, İzmir'de tutuklu bulunan Raip Brunson'un serbest kalmasını istediği öğrenilmişti. Bu durumda Fethullah Gülen ellerindeyken ölmüş olması ABD hükümeti, daha doğrusu arkalarındaki ABD'yi asıl yöneten Wall Street'in işine gelebileceği en iyi durumda olabilir. Fethullah Gülen ölmüş olsa bile FETÖ bu durumu ABD'nin çıkarı sağlanana kadar çaktırmadan idare edebilir. Hatırlarsanız Fethullah Gülen'in Türkiye'de yetkin yıllarında birçok radyoda vaazleriyle karşılaşıyordunuz ve kanallarında sesi ve görüntüsü sürekli ön plandaydı. Bu örgütün montaj kabiliyetini de hepimiz biliyoruz. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerini yıllar önceden planlayan bir örgüt böyle bir duruma karşı hazırlıklıdır diye düşünüyorum. Kurumlarımız ve milli duruşta olan vakıflarımız yurt dışında, özellikle de Afrika'da çok daha etkin olmalı. FETÖ örgütünün kendisini hala güçlü hissetmesindeki yegane sebep dünyanın terör örgütü olarak görmemesidir. Fethullah Gülen ölse dahi misyonunu sürdüreceği açıkça gözüken bu örgütü bitirmenin en önemli yolunun, Başkanımız Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da ısrarla anlattığı gibi, FETÖ örgütünün ülkelerin yönetimlerini sızarak ele geçirmek olduğunu, okullarından mezun olan nesli misyonları için yetiştirip yıllar içinde bit gibi çoğalıp makam ve finanslarını emdikleri, hatta kan emmekten de geri durmayacaklarını 15 Temmuz darbe girişimi örnekleriyle dünyaya sürekli olarak anlatılmasıyla olur. Özellikle de Afrika coğrafyasına. Yurt dışında faaliyet gösteren TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızın, vakıflarımızın birincil hedefi bu terör örgütünün iç yüzünü anlatmak ve Türkiye'nin tanıtım içine yapılan faaliyetlerin çok daha etkin ve saygın hale gelmesi için çalışarak sonuç alınır. Başta ABD olmak üzere Batı, Fethullah Gülen öldükten sonra misyonerlik faaliyetlerini etkin şekilde yaptığı yerlerde örgütü kukla olarak kullanılamayacağını anlarsa ve Siyonistler de yaptıkları Müslüman katliamlarına karşı Müslümanları ılımlaştırma ve gözlerine perde çekme etkisini göremezse hoşgörülü davranmayacaklardır. Bu durumda örgüt işlevsiz hale geldiği için, kullanılamadığı için diyaloglarını keseceklerdir. Tabii bu uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Uyanık olmak yetmez. Zinde olmalıyız.